dolunay gibi olduk. Devlete bir faydamız olsun. Işık hala doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor gece gündüzü, gündüz geceyi. Gökyüzü hala kuş, su, balık, toprak, insan kokuyor. Eskiyenler de var, hala eskimeyenler de. Zaman hükmünü icra ediyor. Gelen gidiyor. Hala dönüyor dünya. İnsan hala insan. Unutuyor. Değişen ne? Bir de düşündü. Hükümdarın hizmetine girmek üzere buradan kalkıp gidiyorum. Gurbet elde insana mal lazım olur. Elim daralırsa bu benim yüzümü sarartır. Bu gurbet hali insana çok ağır gelir. Gurbette meziyetli insanlar dahi ne yapacaklarını şaşırırlar. Hizmete girmek isteyen kimse için hiç şüphesiz şu iki şey çok lazımdır. Biri doğrulukla hizmet edip yüzünü ağartmak için gerekli olan hastalıksız geçen hayattır. Ey zeki insan! Bunlardan diğeri de yerinde kullanmak için elde bulunması icap eden som altındır. Dolunay, başım darda kalırsa bana lazım olur diyerek yanına som altın, gümüş, eşya ve mal aldı. Kalkıp evinden çıktı. Kah yürüyüp, kah konaklayarak yoluna devam etti. Nihayet hükümdarın bulunduğu şehre vasıl oldu. Can ve gönülden istediği arzusuna kavuştu. Şehrin içine girip inecek bir yer aradı. Arayıp bulamayınca da dünya ona dar geldi. Canı sıkıldı, nihayet gidip ve orada yatarak sabırla geceyi geçirdi. Dinle, şimdi akıllı ne der? Bu sözü sana bilerek ve bilgiden elde ederek söylemiştir. Yalnız başına yabancı bir kalabalık arasına giren ve tanıdığı olmayan insanın hali çok fena olur. Tanıdığı olmayan kimse, yabancı bir yerde daima can sıkıntısı içinde kalır ve çok güç bir duruma düşer. Tanıdığı olmayan kimse kör gibidir. Kör yolunu şaşırırsa onu ayıplama. İnsan bilmediği bir memlekete girince gelin gibi olur ve dili tutulur. Yabancının kusurunu bağışla, onu yedir ve içir. Ey alim hakim, misafire iyi muamele et. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Yabancıya karşı iyi davranan kimsenin yüzü güler, misafire iyi muamele edenin şöhreti yayılır. İnsana her yerde tanıdık lazımdır. Her türlü iş tanıdık vasıtasıyla yoluna girer. Dolunay bir müddet böyle vakit geçirdi. Gariplik içinde düşüne düşüne yüzü sarardı. O da nihayet bazı kimselerle tanıştı. Kendisine bir oda tuttu ve yüzü gülmeye başladı. Eş dost edindi, onlara yaklaştı. Büyüğe ve küçüğe güler yüz gösterdi. Dolunay bir gün ileri gelen biriyle ahbap oldu. Onu dost edindi ve işlerini ona danıştı. Dolunay'ın bu dostunun adı Küsemiş'ti. İnsanlara iyilik etmeyi kendisine iş edinmişti. Dolunay ona sırrını açtı. Kendisinin kim ve dileğinin ne olduğunu söyledi. Memleketinden kalkıp buraya niçin geldiğini, kendisinin neler bildiğini hepsini ona anlattı. Hükümdara yakın bir has hacip vardı. Çok mert bir insandı ve hükümdarın mahremi esrarıydı. Küsemiş bir gün kalkıp ona gitti ve münasip bir giriş yaparak meseleden bahsetti. Bu hacip onun sözünü dikkatle dinledi ve ahbabının ne istediğini iyice soruşturdu. Küsemiş onun bütün söylediklerini, dileğinin ne ve kendisinin kim olduğunu bir bir anlattı. Hacip, önce o bana gelsin.
ben onu bir göreyim, o da beni görsün, dedi. Sonra ben bu meseleyi hükümdara arz edeyim. Ne vakit geleceği ve hangi gün huzura çıkacağı tayin edilsin. Küsemiş oradan kalkıp dışarı çıktı ve gelip, ''Ey Dolunay, sana gün doğdu.'' dedi. ''Sen şimdi Hacib'in yanına gidip onunla tanış. Dileğin neyse kendisinden iste. Seni görsün, tanısın, sözünü dinlesin. Ne istediğini sen ona kendin bildir. Her ne kadar ben ona senin söylediklerini anlattımsa da, kendin bunu benden daha iyi izah eder ve anlatırsın.'' Dolunay yerinden kalktı, çıkıp Küsemiş'le birlikte oraya gitti. Kapıya gelip ve yürüyerek içeri girdiler. Hacib'in adamı gelip onları karşıladı. Daha sonra Hacib karşıladı ve baş köşede ona yer gösterdi. Bölüm Vargısı. Ey yiğit! Küsemiş gibi sen de gurbette olanlara, yolda kalmışlara yardım et. Misafiri yedir, içir ve onlara iyi muamele et. Hayır peşinde koşanlara daima yardımcı ol ve varmak istedikleri kapıları onlara göster. Ey zeki alim insan! Dolunay ol. Misafirken diline dikkat et. Senin başını kesmesinler de sen dilini kes. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de bu yolculukta bizlerle beraber olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın.